Bu niye 2017'de demişsin ki en büyük hatayı yurt dışına giderek yaptım? Halbuki huzur çok, bulmaya gitmiştim. Yani şöyle hani... Ne zaman yurt dışına gitti o bilmiyorum bunu. 2014'te topladım pılımı pırtımı gittim işte. Allah Allah. 3 yıl kaldım döndüm. Hmm. Hani yapamadım orada. Hmm. Evlendim pasaport oturum için. Hmm, hmm, hmm. Ev aldım. Bayağı başladım yaşamaya ama... Neresiydi bu? Ben Almanya'ya gittim. Almanya'ya gittim. Ama evi Amsterdam'da aldım. İyi yaptın. Çok sonra baktım yani istediğim gibi yürümedi. Hani yani 15 yaşından beri, 16 yaşından beri gittiğim ne Almanya Almanya'ydı ne Amsterdam Amsterdam'dı. Turistken daha iyiymiş. Evet. O yüzden dedim ki olmuyor hadi yallah. Geri. Evi de sattım. Pasaportu, oturumumu da geri verdim. Boşandım, döndüm. İyi yapmışsın. Bu belki bizim acaba mizacımızla ilgili mi? Yani çünkü bazı ülkelerin insanlarına bakıyorsun, bir sorumluluk hissetmiyorlar. Şimdi yani hayatım, şehirle ilgili, şeyle akşam ilgili. 7'den sonra kimseyi arayamıyorsun, istemiyorlar. Böyle kuralları var. Gerçekten. 7'den sonra? Evet. Kolay kolay arayamazsın. Almanya'da yaşayan Türklere sorun. Amsterdam'da veyahut da oralarda yaşayan. Arayamazsın yani. Sana telefon açıyor, yemeğe davet etmiş. Kaç köfte, kaç patates yersin diyor. Ulan diyorum ben yanlış mı anlıyorum? Acaba dur dedim duştayım bir kapağa bir Türk arkada dedim bu bana köfte patates. Evet. Ki hiçbir şey ikram etmeden çikolatalar orada duruyor. Elim gidiyor. İlla o sana ikram. Yani kurallar bizden asla aynı değil. Ya bu ne canım böyle? Samimiyet de aynı değil. Ha özgürlük belki bizden daha iyi ama 3 sene dayanabildim. Dedim ki benim yaşayıp doğduğum, büyüdüğüm ve öleceğim yer Türkiye'ymiş. Canım efendim evet. Yani hakikaten. Gerçekten pılımı pırtımı topladım. İnan tatile bile geçmiyorum. Sinirim bozulmuş. Evet öyle oluyor. Ben de yurt dışında okurken böyleydi. Deli oluyordum yahu. Evet. Evet bu çok 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 fena bir şey. Peki akşam 7'den sonra niye arayamıyoruz? Mesela senin canım çekti. Arayamaz mıyım? Ya canım çok yakınsan, yakınsan arayabilirsin yani. Ama ben yakını da arayamıyordum. Gözüm şişti bu kadar. Evet. Bir gözüm kapandı. Bir böcek mi ısırmış ne ısırmış? Acilde mal gibi bekletiyor. Ölüyorum ayol. Meğerse ambulanssız gelmediğin zaman öyle bekliyormuşsun. Ambulansla girersen acil oluyormuş. Hani şimdi burada biz öyle değiliz çok, yani. Çok fena. Hani anlatmakla bitmez. Oğlum, hani çok, bir çok çan iyi. Çan arıyorsun, iki dedikodu arıyorsun, iki pijamaları çek, gel otur bir Türk kahvesi yapalım, anlat kim kimle ne yapmış, kim kimle... Evet, hani bir kaynaş yok, o da yok, Allah dedim. Ya biz de misafirliğe yani. Gidersin, gece yarısı adamı yatağından kaldırırsın, pijamayla gelir, bütün ailede bir sevinç. Evet. Evet, kapıyı çalarsın, meğer hepsi uyumuşlar ama pijamalarla kalkarlar, çoluğu çocuğu kaldırır, o zavallar, ertesi gün herkes sevinçten ölüyor sen gittin diye. Buzdolabı açılır. Buzdolabı hemen açılır. Buzdolabını açamazsın, Allah korusun. Evet. Sıkar yani. Ama senin evine geldi mi etleri lüpletiyorlar. Maşallah. O da ayrı. Turkish food delicious. Delicious. Delicious sana gelince kaşıkla koy 3 kaşık. Çok fena ya bu çok ya. Çok sıkıldım vallahi. Hiç yani asla ve hatta özlemiyorum. Buradaki arkadaşlarımı buranın havasını, Boğaz Köprüsü'nü hiçbir yerde hiçbir şeye değişmem. Pasaportu da alıp hediye ediyorum onlara. Zaten kapıda polis dönerken böyle dedi. Emin misiniz Türkiye'ye dönerseniz bu yanacak? Hiç İngilizceye bile tahammül edemedim. O kadar dar ama yansın canımı al dedim. Bravo.
Ya işte bunu, bu tabii ki senin bu söylediklerinin çok kişi de biliyorsunuz basında filan da çıkıyor. İşte yok efendim sosyal medyadan filan da çat Kanada'ya gitmek ister misin? Biz hemen şey yapalım işte göçmenlik bilmem nesi falan filan. İşte gel seni Londra'ya yerleştirelim. İşte Ankara Anlaşması yok efendim işte Kanada'ya. Yok efendim işte şey ne orası Montenegro falan filan bilmem ne. Hakikaten biraz bu insanı bir de orada biz görüyoruz. Ben gittiğim zaman böyle benim çok fazla yok da. İşte kız arkadaşımın arkadaşı. Aman geliyorlar bir met ediyorlar. Bizle buluşuyorlar. Diyor ki aman diyor buraları bir güzel diyor falan filan. Öyle bir met ediş var ki sanki biz o ülkelerin tarihini filan özür dilerim bir dakika. Susun! Evet. Aşağıda çok bazen kulisten ses geliyor da. O senin arkandan bekleyen sanatkarlar var. Çaktırma. Evet. Yani diyor ki mesela geliyor bir met ediyor. Diyor ki buraları diyor çok güzel diyor. Siz de hemen gelin diyor. Bu aynı. Aynı bir dönem neydi şu şeyin oraya taşı hani İstanbul'un çevre periferiğine böyle çevresine taşınan insanlarda mesela bunlara ev ziyareti falan yaptığın zaman ne orası ne evleri bir Zekeriya köyler çıktı ondan önce de iki evler vardı işte Acar kentle öbür bıdı bıdı evleri ne? Veya Beykoz konakları. Ya bu Beykoz konaklarında bir arkadaşa yani davet ediyorlar gidiyorsun bay ama o zaman uzak geliyordu. Şimdi orası bile yakın. Ondan sonra Beykoz ne olur buraya taşının ne olur gitmeye kalk. Diyor ki eve gidecek uyuyacağım ayol. Yani ona diyor ki ne olur gitme ne olur gitme. Sonra da hep kapıdan çıkınca onu düşünün. Oh Allah dedim bununla dedim imtihan etmesin yani bu uzaklıklara şey yapıp yani taşınma. Şehrin içinde oturuyoruz. Tabii ki etrafımızda şehrin içinde ağaçlar, ormanlar, işte sincaplar, fok balıkları, balinalar falan neyse işte bunlar yok. Ama uzağa gidenler çok insan özlemiyle yaşıyor. Şimdi gittikçe bu açıldı. Eskiden bu söylediğim yerler uzak gibi geliyordu. Bu insanların bunu bilmesi lazım. Çoğunlukla çaktırmıyorlar. Çaktırmıyor. Diyor ki çok met ediyor. Burada diyor çok mutluyuz diyor. Burası diyor o kadar medeni ki diyor falan. Ama aradan bir iki saat geçiyor böyle sohbet falan. Böyle bazen gözü yaşarıyor böyle. Ondan sonra diyor siz de gelmez misiniz buraya diyor. O hakikaten böyle bir insana hasret demek yaşıyor. Ama diyor ki işte her zaman söylüyor. Burada diyor çok güzel parklar var. Yahu sen sincap mısın? Ya sana ne parktan? Parkta mı yaşayacaksın? Hiç. Ağaçta mı yaşayacaksın yani? Tamam yeşili korunmuş olabilirler. Güzel. Ama bizim oradaki Türk vatandaşlarımızı çok yormuşlar. Öyle mi? Allah'ından bulsun hepsi. Evet. Gerçekten gülüyoruz da gerçekten o madenlerin altında hani böyle 60 yılında gidenlerden evet, evet, evlatlarını tabii anlatıyor. Evet. Çok yormuşlar. Evet. Neyse. Evet. Bizim işçilerimiz hakikaten o ülkelerin ekonomilerine katkısı... Aynen. Bu kolaydı. Bir de benim anlamadığım şey. Şimdi bütün bu ülkeler bizim yurttaşlarımızdan boşanmak istiyorlar. Boşanmak istiyor. Diyor ki bir takım işte yıllardır ben öğrenciykenden beri çok uzun yıllar hep böyle işte o belediye ile ilgili polisle ilgili yerlerde filan hep o afişleri gördüm. Memleketinize mi dönmek istiyorsunuz? Biz bunu kolaylaştıralım. Size biraz para verelim. Gidin. Gidin memleketinize gidin. Şimdi iki katı olmuş. Evet. Şimdi boşanmak istiyorsun. Ulen normalde bir adamla kadını boşarken bile diyorsun ki işte adam bu serveti yapmış ama bu serveti de hanımı sayesinde, kadın sayesinde yapmış ya da kadın yapmış adam sayesinde. Bu da ona destek olmuş. Bütün ülkelerin medeni kanunlarında var. Dolayısıyla böl babacım ortadan. Böl serveti ortadan. E hadi versene bakalım bu adamlara. Bunlar senin ekonomini var etti. Kendi aynen yurttaşını çalıştıramıyordun. Kendi yurttaşına her işi yaptıramıyordun. Bunlar seni var etti. Aynen. Yani bu işte bunları burada bu lafları söylüyoruz. Bu da hani insanlar böyle milliyetçilik, popülist laflar etmek falan gibi yorumlamasın. Hakikaten bizim oradaki o ekonomilere katkıda bulunmuş kaç kuşak yurttaşımız var. Onların aynen değerinin bilinmesi lazım. Bunun için savaşılması da lazım bu haklar için. Değil mi efendim? Peki. Hani öyle Almancı deyip geçmemek lazım gerçekten. Evet, evet kesinlikle. Peki, şöyle
Bu şey laflar ediyorsun bazen böyle... Abuk subuk. Hayır, abuk subuk değil. Alaturka laflar ediyorsun böyle. Ha, yani, var bir Alaturkalık. Seviyorsun. Ah cenazeme gelmesin. Böyle bunları çok söylüyorsun bunları. Ay söylüyorum. İçimden geldi söyledim. Ne var? Tamam kızma. Tamam peki. Of, adam gelmiş evime 5 yıl yemeğimi yemiş. 10 yıl yemiş içmiş. Borç istemiş, onu yapmış, bunu yapmış, arkamdan gitmiş, hepsi hiçbir şey yokmuş gibi düzmüş geçmiş beni. Ne yapmış? Yani paranı... Yani, hayır, arkamdan konuşmuş. Ha, konuşmuş. Böyle bir konuşma yok. Şimdi o adama ne diyeceğim? Ay gel canım. Konuşmuş, dedikodular düzmüş anlamında. Dedikodular düzmüş. Evet. Evet. Öpeyim mi gidip adama? Hayır öpme. Gittim arkadaşıma dedim ki bu pislik bir daha hani ben ondan önce ölürsem inşallah ölmem de ben ondan önce olursa gelmesin ya dedim. Ya bebeğim arkadaşına dememişsin ikinci sayfa programına demişsin ya. Arkadaşım İkinci değil sayfaya ya. Dedim arkadaşım ha arkadaşım için. Olsaydı anladım İkinci peki. Sayfa niye gelmesin canım? Hep birlikte gelirsiniz. Allah göstermesin Allah korusun. Yahu Allah korusun canım efendim benim. Maşallahım var hiçbir şeyim yok. Peki demişsin ki Türkiye beni kuşum Aydın olarak tanıdı ama o kuş öldü. Kartal doğdu. Artık herkes benden korksun. Ne güzel bir kelime. Havalı değil mi? Çok havalı evet. Kuş öldü baby, kartal geldi. Kartal geldi. Onun gibi evet. Yani o bir şeyden söylenmiş. Peki. Aman ne bileyim ben de Allah aşkına. Söylemiş. Şimdi bir de bak başka bir şey daha bu da çok hoş. Ya bunu insan bu lafla bırakalım. 1987'de İsviçreli bir kız arkadaşım vardı. Evet. Senden hamileyim benimle İsviçre'ye gel dedi. Ay bu böyle değil. Şimdi bunu çevirip ve... Burada yazan bu, özü bu olabilir. Öyle demedi, peki. Hamilelik bu, falan doğru mu? Şimdi burada peki, oturup bunun hikayesi uzun. Peki, yapma. Ben Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdim. Hmm. Güzel Sanatlar Akademisi'nde okurken İsviçreli bir kız arkadaşım oldu. Tamam. O dönemde ben hamileyim buradan ya beraber gidelim dediğinde tırstım. O zaman öyle... Şimdiki gibi ben İsviçre'ye gidiyorum diye bir şey yoktu. Tabii. Ha ben onu anneme babama söylesem dayak yemiştim evet. Gibi durumlar bundan ibaret. Ondan sonra da arkadaşlarımla bir gün pilav okulun pilavları dedik gerçekten böyle bir şey varsa bulalım. O dönemde kayıp aranıyorları şey buluyor Yasemin kim o? Yasemin buluyor. Ya unuttum. Çok ayıp olacak. Çok ayıp olacak. Bunu bulamazsak... Yasemin'in penceresi. Bak. O buluyor. Ama... Kızın soyadı penceresi değil ki. Soyadı penceresi değil programın adı. Yasemin... Yani hatırlamış mı olduk şimdi? Oldu tabii. Oldu. Neyse. Bu da ayıp olur. Daha çok ayıp olur bu. Bu da hemen bulun. Ya bu daha çok ayıp olur. Kızın soyadı penceresi değil. Hanımefendinin soyadı. O da ona... Ne? Ha Yasemin Bozkurt. Yasemin Bozkurt ya. Allah ucuz kurtardık. Evet. O da Müge Anlı kadar dirayetli değilmiş. Bulamadı. He, Müge Anlı olsaydı çat çat çat. Şimdi artık bu saatten sonra da ben... Şimdi durmadım. Şey Müge Anlı yarışma sunuyor şimdi biliyor musun? Evet Müge evet. Müge Anlı yarışma sunuyor ama o yarışmadakilere nasıl katil muamelesi? Ne oldu neredeydiniz? niye cevap veremedi? Bir de niye cevap Ay veremedi? Adam herkes tutuk hani onu şey polisler falan geliyor ya adamı oracıkla stüdyoda tutukluyorlar falan. Karşısındaki yarışmacılar hepsi korku içinde. Vallahi bilemiyoruz niye bilemedik falan. Tak diyor oradan gelecekler kelepçeyi takacaklar. Soruyu bilemeyenleri götürecekler, asacaklar, hemen sallandıracaklar orada. Yani ben korkmaya başladım. Bu kadar yıldır tanıyorum Nigar Kanlı'yı. Yani ben, vallahi ben korkmaya başladım. Peki, hayır, şunun için soruyorum. Belki de böyle bir çocuk doğdu diyorsun. Evet. Belki. Ha, yani bilmiyorum işte. 30 yaşında olmalı demişsin o tarihte. Evet. 2017'de, şimdi 32 yaşında. Ya bu ne güzel olur. Aslında çocuklar biz bulsak olmaz mı? Ha? Biz yani bulsak gelse elini öpse babasının. Adını biliyorum. İsviçreli bir adam 32 yaşında. Soyadını unuttum.
Aynı zamanda pastacıydı. Pastacıydı. Evet ya. Evet. Evet. Bizi neyse. İsviçre'den izleyen kız pastacı. Evet. Adı da Graziella. İsme bak. İtalyan kantonuna yakın herhalde. Nasıl söyleniyor? Graziella. Graziella. Vay be. Çok iyiymiş ya. Graziella. Güzel. Peki. Yine diyorsun ki işte birkaç sene daha sahnelerde olacağım. Sonra Bodrum'a yerleşmek istiyorum diyorsun. Evet. Hayırlısıyla Allah o günü göstersin. Birkaç işim daha var. Hazırladığım projeler, şarkılar. Onları da yapayım. Sonra pılımı pırtımı topladığım gibi gidiyorum. Peki yani Bodrum o kadar uzak değil ya. Buradan kalkıp Bodrum'a... Yani değil. Bodrum'a gidiyorum ama. Yaz yani, kış orada yaşamak için. Ha, hani bu bir jübile de değil. Bodrum'da çalışırım. Hani bu kadar kovalamak, sabah akşam iş derdi olsun istemiyorum. Bizde iki tane orada hem Dada Salon'un barı var, hem Dada Salon'un braserisi tamam, var. Tamam, geçerim tuvaletine, büyük. Otururum, beklerim orada. Şarkı söylersin. Ay isterseniz söylerim. Çok isterim. Burada da çok istiyorum. Burada hemen. Burada yani bir kalabalığın içinde ben de olayım istiyorum. Ben çok, sahnede gördüm. Çok heyecanlandım. Ay canım efendim. Çok. Ben davet etmiştim fakat... Aydıncığım gelememişti işlerinin yoğunluğu dolayısıyla. Şimdi ilk defa görüyor kabaremizi. Çok, ben de çok acayip, istiyorum burada olmanı. Acayip bir şey olmalı burada. Evet. Şarkı dışında bir kaynamam lazım. Evet, benim. Oyunlar var. Evet, evet, onun bir içinde bir evet. Katil kimin vardı, devam mı o? Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası devam evet. ediyor. Harem Kabare devam ediyor. Misafir tiyatrolarımız var, onlar devam ediyor. Konserler devam ediyor. Ağustos'ta bir süre kapatıyoruz. Onun dışında Eylül süper. Başına tekrar başlıyoruz. Eylül'de ya da hemen daha öncesinde beraber olalım. Şimdi 90'lar mı? Türkiye'de fenomenim. Şöhretin bana getirdiği hava, arkadaşlıklar, seks. Tarif edemem. Elton John ve George Michael bile benim kadar şahane yaşamamıştır. Demişsin Hürriyet Gazetesi'ne 2015'te. Ay vallahi dediysem demişim. Evet. 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 Ben öyle Elton John'u, George Michael'ı bir de üç harfli bir şey dedin orada. Onu pek karıştırmam şeyleri var ama demek ki... Dört harfli demişim. Olmasın. Yok üç harfli bir x'li bir şey onu da ha. söylemem kolay kolay ama demek ki... Ha öyle üç harf yani yabancı dilde yazıldığında evet. Ha üç peki, harfliler yok, değil. Evet evet peki. Şimdi bu... bir takım katkılar, dolgular yaptırmaktan dolayı mutsuzsun. Çünkü bir tür alerjiler yarattı galiba evet ya. Yüzünde. Bundan rahatsız oldun ve evet. ne diyorsun? Tavsiye etmiyor musun insanlara? Hiç etmiyorum, sakın diyorum. Ama biliyorum ki onlar da yapacak. Evet. Çünkü bu konuda kimse kimseyi dinlemez. Bu farklı bir şey. Ben milyondaki... İki tanenin şanssızın içinde yer aldım. O da oldu. Uzun bir yani çok kötü bir dönemdi. Geçti gitti. Bitti. Artık unuttum onları. Peki Hollywood yıldızlarının da başının böyle bir belası var. Birçok yıldızı görüyoruz. Mickey Rourke'da oldu aynısı. Evet Mickey Rourke'da oldu. Hanımlarda da çok var. Onlarda da var. Var. Yani... belki fotoğraflarında güzel görünüyorlar ama hayat bir fotoğraf değil. Yani bir fotoğraf olarak yaşamıyoruz. Yani hayat video olarak yaşıyoruz. İnsanları görüyoruz, hareketli görüyoruz. Şimdi, dolayısıyla hani fotoğrafta güzel olabiliyorlar. Kadınlar özellikle bununla tercih ediyorlar. Çünkü kadınlar fotoğrafa bakıyor. Fotoğrafını çekiyor, makyajım güzel olmuş mu diye. O bir fotoğraf. Fotoğrafta güzel olmak, güzel çıkmak, alımlı, havalı bir ruhu olması başka bir şey. O fotoğrafçının çok başarısı. Aklısın. Ama bunun için fotoğraflarda güzel çıkayım diye katkılar yaptırmaya başladığın zaman bu başka bir süreç başlıyor galiba. İşte o dönem el ele kol kola böyle o çocuk parkına gittiğimiz bir dönemdi yani doktora evet. öyle gidiyorduk. Evet doktora hani öyle gidiliyorduk. Bir elimde az solist öbür elimde solist evet. altı. Evet evet. Sürü sepet gidiyorduk.
Hepsi pir upak, bir tek ben böyle bir şey oldum. Yani bu da benim şansım diyorum. Ha, bana kalırsa elleme gelin. Evet. Hani hele evet. ki bu işlerin içindeyseniz hiç ellemeyin. Çünkü televizyon ekranı daha da her şeyi büyütüyor, piksel olarak daha canlandırıyor. Ama hayatınız hani normal televizyon dışında ilerliyorsa hani çok küçük dokunuşlar artık güzelde durabiliyor, çok küçük. Ama onun dışında ben tavsiye etmiyorum. Hele genç kızlara yani 18-20 bakıyorum gidiyorlar. Hani utanmasalar ellerinde enjektörle dolaşacaklar. Evet. Çok